Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Adobe Premiere Pro'da birkaç kısa yoldan bahsedeceğiz. İlk kısa yolumuz JKL kısa yolu. JKL kısa yolu bir videoda hızlıca gezinmemizi sağlar. Örneğin şu videoda biz şöyle L'ye basarsak video oynar. K'ye basarsak videoyu durdururuz. J'ye basarsak videoyu geri sararız. Gördüğünüz gibi. Şimdi hızlıca göz gezdirecek olursak, bu videoda L'ye basarsak tek oynattık videoyu, bir daha L'ye bastık, video iki kat oynadı, hızlandı, bir daha bastık çarpı iki kat daha hızlandı, bir daha bastık çarpı iki kat. Yani her bastığımızda, yani L'ye her bastığımızda ileri doğru çarpı 2, J'ye her bastığımızda ise geriye doğru çarpı 2 bir şekilde videoyu hızlandırırız, oynatma hızını. Oynatma hızını arttırıyoruz. Şimdi bu videoyu biz şöyle seçtik. Timeline'a sürükledik. JKL kısa yolunu aynı şekilde burada da uygulayabiliriz video içinde hızlı bir şekilde gezinebilmek adına. JKL kısa yolundan sonra ikinci bir videoyu seçelim mesela. Şu videonun şu kısmını aldık. Ve biz videoyu oynatırken kurgu esnasında şunu fark ettik. Şu video bizim için çok uzun. Biz bu videonun şöyle ortalama şu aralığından şu kısmından bu videoyu kesmek istiyoruz. Bu videoyu uzun haliyle yapacak olursak şuradan jilet aracını veya kısa yolu C parantez içinde gösterir zaten. Şurayı seçip V'ye tekrar basıp Selection Tool veya kısa yolu V. Şunu seçip silip bu videoyu tekrar birleştirebiliriz. Şimdi bu uzun yolu ve gördüğünüz gibi bir işlem için 4-5 adımda ancak bir işlemi gerçekleştirdik. Şimdi bu videoyu tekrar hepsini Ctrl Z ile geri alalım ve size kısa yolundan bahsedelim. Şimdi Q ve W kısa yolunu çok kullanıyoruz. Bizim referans noktamız şu imleç, hareket ettirdiğim imleç, mavi imleç. Şimdi bu referans noktasından biz Q'ya bastığımız zaman imlecin sağ tarafındakilerini, pardon, sol tarafındakilerini keser. Q'ya bastığımız zaman imlecin sol tarafındakilerini keser. W'ye bastığımız zaman sağ tarafındakilerini keser. Hemen uygulayalım. Dediğim gibi biz bu videonun şu kısmını atmak istiyoruz. Yani imlecin sağ tarafındakilerini. Ve W'ye bastık. Gördüğünüz gibi videonun hem sağ tarafındakilerini kesti hem de iki videoyu birleştirdi. Yani 2-3 işlemi bize tek tuşla gerçekleştirdi. Aynı şekilde biz şurayı da kesmek istiyoruz. Q'ya basıyoruz. Gördüğünüz gibi hem videoyu kesti hem de videoyu yapıştırdı timeline'a. Bu ikinci kısa yolumuz. Üçüncü kısa yola gelecek olursak. Şimdi onun için uygun. Bu videomuz uygun. Bu video bizim için biraz hızlı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu videoya oranla biraz bu video daha monoton. Ve burada baktığımız zaman bir ritim bozuluyor. Ve bu biz bu videoyu biraz yavaşlatmak istiyoruz. Şimdi bu videoyu seçtikten sonra faremizin sağ tuşuyla basıp şuradan Speed Duration var. Buradan videoyu 100'ün altına düşürürsek, atıyorum şuradan 65 yaptık ve videomuzu bir nebze de olsa yavaşlattırdık. Şimdi bu uzun yol. Ctrl Z yapalım. Direkt kısa yolundan bahsedelim. Şimdi R'ye bastık ve şuradan şu imleci görüyorsunuz. Şuradan videomuzu şöyle genişlettirdiğimiz zaman videomuzu yavaşlatıyoruz. Şuradan zaten göreceksiniz. 152 oranda bu videoyu yavaşlattırdık. Videonun kaplayacağı alanı genişletirsek video yavaşlar. Mesela gördüğünüz gibi %144 oranında yavaşladı. Videoyu sıkıştırırsak video hızlanır. %146 küsür oranda video hızlandı. Sağlamasını da yapalım isterseniz. Speed Duration gördüğünüz gibi. Burada da %146 küsür oranda gösteriyor. Videomuzu da bu şekilde R kısa yoluyla videomuzu hızlandırıp yavaşlatabiliriz. Farklı bir kısa yol ise biz şöyle mesela şu görüntüyü kullanmak istiyoruz. Biz bu görüntüden sonra tekrar şu
Evet, denizde çekilmiş teknede şu görüntünün tekrar gelmesini istiyoruz sona. Şimdi bunun için klasiktir. Ctrl C yapıp imleci şuraya çekip Ctrl V yapıp ve bunları birleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi yine 3-4 adımda biz ancak videomuzu kopyaladık. Bunun kısa yolunu direkt göstereyim size. Tekrar geri alalım şunu. Bu videoyu biz kopyalamak istiyoruz. Alta basıyoruz. Kopyalayacağımız videoyu seçip alta basıyoruz. Faremizin sol tuşuyla şunu şöyle yukarı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi videoyu kopyaladı. Sonra getirdik, yapıştırdık. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi aslında tek tuşla biz videomuzu kopyaladık. Şimdi videomuzu kopyaladık ama biz aslında bu videonun, şu videonun mesela şöyle getirelim. Biz bu videomuzu kopyaladık ama biz bu videonun bu kısmını kullanmak istemiyoruz. Farklı bir şekilde, farklı bir alanını veya hem daha ileride veya daha geride kesip kullanmak istiyoruz. Bunun için, şimdi buradan az videoyla çalıştığımız için belki bulunması kolay olabilir ama buradan birçok görüntüyle çalıştığınızı düşünürseniz bu videoyu bulmanız zorlaşabilir. Dolayısıyla biz bu videomuzu şöyle videomuzu seçiyoruz, üzerine geliyoruz ve F tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi ön izleme penceresinde bize videonun kaynağını gösterdi ve biz bu videoda istediğimiz kaynak videoda istediğimiz alanı şöyle seçip getirip yerine kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi sadece F kısa yoluyla biz kaynak videoyu bulduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi farklı bir şekilde, şimdi video pat diye geldi. Gördüğünüz gibi başlangıç noktasına baktığımız zaman video pat diye açılıyor. Bitişe geldiğimiz zaman ise video pat diye kapanıyor. Evet, biz bu şekilde olsun istemiyoruz. Biz daha yumuşak, daha soft bir şekilde videomuz açılsın veya kapansın istiyoruz. Şimdi buradan Cross Dissolve görüyorsunuz. Şimdi video Transition panelinin hemen altında veya şuradan arama butonuna Cross yazarsak buluruz zaten. Cross Dissolve'u bulup şöyle yaptığımız zaman aslında videomuza efekti uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi daha soft bir şekilde videomuz bitiyor. Bunun kısa yolu, şöyle silelim. Bunun kısa yolu Ctrl D'dir. Ctrl D yaptığımız zaman gördüğünüz gibi aynı efekti aslında yine videoya uyguluyoruz. Yalnız şurada iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi, Ctrl D kısa yoluyla uygulayacağınız efekt uygulamak istediğiniz videonun, yani sonunu atıyorum uygulamak istiyorsanız bu videonun sonunun boş olması lazım. Şurada mesela herhangi bir görüntü yok. Pardon, sağ tarafı herhangi bir görüntü yok, gördüğünüz gibi boş. Örneğin Ctrl D ile biz buna efekt uygulamak istediğimiz zaman gördüğünüz gibi uygulayamıyoruz veya şuna uygulayamıyoruz. Veya şuna sadece videonun başına, Ctrl D ile videonun başına uyguluyoruz efekti. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla Ctrl D kısa yoluyla efekt uygulamak istediğiniz videonun başında veya sonunda herhangi bir görüntü olmayacak. Ama biz bu videoda uygulamak istiyoruz. Bu videoda da bir efekt olsun istiyoruz. Şöyle yumuşak bir şekilde açılsın istiyoruz. O zaman videomuzu şöyle yukarı taşıyabiliriz. Veya farklı bir yere taşıyabilirsiniz. Yukarı taşıdıktan sonra Ctrl D yaptık. Hem başına hem sonuna attı. Ama biz sadece başında olsun istiyoruz. Sondakini kaldırıyoruz veya tam tersi, nasıl isterseniz. Tekrar yerine de sürükleyebiliriz. Burada da kalabilir. Video daha soft bir şekilde açılacaktır. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde şurada sürükleyebiliriz. Bu birincisiydi. Başında Ctrl D ile uygulayacağınız efekt başında veya sonunda herhangi bir görüntü olmayacak. İkinci kısa yol ise, pardon, ikinci değineceğim nokta ise videomuzun şöyle Cross Dissolve'a geldiğimiz zaman şöyle görüyorsunuz. Cross Dissolve bir mavi bir karenin içerisinde. Şimdi bu mavi kare demek aslında kısa yol, Ctrl D kısa yolu şuna atanmış demektir. Biz mesela Deep to White'da değişikliği görebilmek adına kısa yolu buna atamak istiyoruz. Sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan aslında efektin kısa yolunu buradan belirledik ve mavi
kare dip to white kısa yoluna atandı. Farklılığı görebilmek adına şuradan önceki atadığımız efekti siliyoruz ve efekti videoyu seçip Ctrl D ile video beyaza doğru kapanacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Neden? Biz çünkü Ctrl D kısa yolunu burada değiştirdik. Buradan istediğiniz şekilde kısa yolu siz herhangi bir efekte atayabilirsiniz. Ctrl D kısa yolunu. Ben sürekli cross dissolve kullandığım için şu an bu seçili. Zaten otomatik olarak bu seçili. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşça kalın.